Herkese selamlar. Kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çok basit bir şekilde OBS yayın ayarlarınızı nasıl yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Bildiğiniz üzere biz canlı yayınlarımızı OBS programında yapıyoruz. OBS programını nereden indireceğinizi bilmiyorsanız eğer açıklamalar kısmında sizlere linkini bırakıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi OBS programımı açtım ve burada bir sürü sahneler, kaynaklar, ses karıştırıcısı gibi bölümler mevcut. Şimdi bu videomuzda ben size sadece yayın çıkış ayarlarınızı nasıl yapabilirsiniz bunu göstereceğim için sahneler, kaynaklar ve ses karıştırıcısı kısmını şu an için pas geçiyorum. OBS'imizi açtıktan sonra sahneler ve kaynaklar bölümünü nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız eğer sağ veya sola iliştirdiğim boncuktan ilgili videoya gidebilirsiniz. Zaten güncel olarak sahneler ve kaynaklar bölümünü nasıl düzenlemeniz gerektiği ile alakalı bir video da gelecek. Şimdi yayın ayarlarımızı yapmak için ya sol üst tarafta gördüğünüz dosya bölümüne tıklayıp buradan ayarlara gidebilirsiniz ki şu an benim orada facecam'im olduğu için siz burayı göremiyorsunuz. Sağ altta bulunan ayarlar sekmesine de tıklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi karşınıza böyle bir pencere açılacak. Bu pencerede ilk önce yapmamız gereken şey yayın bölümüne gelmek ve hangi sitede yayın açacaksak oranın stream key'ini iliştirmek. Eğer Twitch'te yayın açacaksanız Twitch'i seçtikten sonra kendi direkt Twitch hesabınızı bağlayabilirsiniz buradan. Bağla dediğiniz zaman zaten direkt Twitch sayfası açılacak ve buradan kullanıcı adı ve şifrenizi girerek direkt olarak Twitch hesabınızı bağlayıp rahat rahat yayın yapabilirsiniz. Burayı geçiyorum. Sonrasında çıkış bölümüne geliyorum. Çıkış bölümünde çıkış modu kısmı gördüğünüz gibi basitte. Biz bunu gelişmişe alıyoruz ve gördüğünüz gibi 4 tane sekmenin bulunduğu bir pencere açılıyor karşımıza. Buranın detaylarına geri döneceğim ama burayı yapmadan önce, burayı organize etmeden önce yapmanız gereken şey video kısmına geliyorsunuz. Video kısmından temel tuval çözünürlüğünüzü ve çıkış çözünürlüğünüzü ayarlamanız gerekiyor. Şimdi burada temel tuval çözünürlüğü nedir diyecek olursanız eğer temel tuval çözünürlüğü bu gördüğünüz siyah alan var ya, sizin bütün işte bildirimlerinizi, chatinizi vesaire ekleyeceğiniz alan. Buranın çözünürlüğü. Bakın sadece buranın çözünürlüğü. Çıkış boyutlandırılmış çözünürlüğü dediği kısım ise sizin yayını kaç p'de çıkacağınızı kararlaştıracağınız bölüm. Yani 720p bir yayın yapacaksanız 1280'e 720, 1080p bir yayın yapmak istiyorsanız 1920'ye 1080 olarak ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi 1920'ye 1080 bir yayın ayarı yapacağım sizlere. Buradan iki tarafı da temel tuval çözünürlüğünde, çıkış çözünürlüğünde 1920'ye 1080 olarak ayarlıyorum. Ama siz her zaman yani 720p bir yayın yapacak olsanız bile temel tuval çözünürlüğünü 1920'ye 1080 olarak sabit kullanın. Sonrasında boyut azaltma filtresi diyor. Boyut azaltma filtresi eğer işlemciniz iyi bir işlemci ise 36 örnek, orta segment bir işlemci ise 16 örnek, iyi bir işlemciniz yok ise Blender'ı seçebilirsiniz. Benim işlemcim AMD Ryzen 7 2700X olduğu için ben 36 örneği seçiyorum. Sonrasında ortak FPS değeri kısmında da yayını kaç FPS'te vermek istiyorsanız 30, 50, 40, 60, 59.94 nasıl isterseniz istediğiniz gibi buradan FPS'inizi ayarlayabilirsiniz. Ben 1920'ye 1080 60 FPS bir yayın yapacağım için 60 FPS'i seçiyorum. Seçimimi gerçekleştirdikten sonra uygula diyorum ve geliyorum çıkış bölümüne. Çıkış bölümüne geldiğimizde burada gördüğünüz gibi yayın, kayıt, ses ve tekrar oynatma arabelliği diye 4 adet bölüm var. Bizim işimiz yayın bölümüyle. Neden? Çünkü biz yayın açacağız. Kodlayıcı kısmında X264 ve Nvidia NVENC H264 New versiyonu var. Yani X264 ile ben yayın yaparsam işlemcim üzerinden yayın yapacağım. Nvidia NVENC H264 New seçersem de ekran kartımın işlemcisini kullanarak yayın yapacağım. Ben genelde ekran kartımla yayın yapıyorum ama X264 ile de yapıyor olsam aşağı yukarı aynı ayarları yapıyorum. Ben ekran kartımla yayın yaptığım için Nvidia NVENC H264 New'i seçiyorum. Ama sizin için bugün işlemcimden yayın yapacağım gibi bir ayar gerçekleştireceğim. X264'ü seçiyorum. Burada oran kontrolümüz CBR olarak duruyor. Bit hızımız, bakın burası çok önemli. Bit hızımız 2500'de sabit geliyor. Fakat siz bit hızınızı neye göre ayarlamalısınız? Bunu merak ediyorsanız eğer ilk önce speed testi açıp bir hız testi yapacaksınız. Hemen Google Chrome'umu açıyorum. Speed teste giriş yaptıktan sonra go diyorum. Hız testimi yaptığımda karşıma gelen sonuç 57 download, 7.64 da upload'um var. Benim için download hiç önemli değil. Benim için önemli olan upload'um. Upload'um 7.64 megabit.
Şimdi ne yapıyoruz? Zaten biraz önce de videoda bahsettiğim açıklama kısmındaki linke gittiğinizde önünüze bu sayfa gelecek. Bu sayfada Nvidia ayarları ve X264 işlemci ayarları olarak iki bölüm bizleri karşılıyor. Ben eğer 720p 60 fps bir yayın yapacaksam X264 yani işlemcimle, diyor ki bana 4500 bitrate vermen gerekiyor. Bu Twitch'in kendi belirlemiş olduğu bir oran. Yani siz buna 5000 bitrate verseniz bile yine 4500 bitrate olarak alacak Twitch bunu. Çünkü yayınınız 720p 60 fps. Yorumlarda bu konuyla alakalı bana çok fazla soru geliyor. 720p yayın yapıyorum, 6000 bitrate verdim, drop oluyor vesaire. Bakın, bitrate'inizi ne kadar arttırırsanız işlemcinizi veya ekran kartınızı o kadar fazla yorarsınız. Bu nedenle 720p 60 fps bir yayın yapacaksanız 4500 bitrate'in üzerinde bir bitrate vermenizin size ve yayınınıza hiçbir faydası yok. Biz şimdi 1080p 60 fps bir yayın yapacağımız için hemen bakıyorum X264 ayarlarına. Bana diyor ki 6000 bitrate verebilirsin. Rate kontrolün CBR 60 veya 50 fps keyframe'inde 2 seconds yazman gerekiyor diyor. Preset'ının da very fast ile medium arasında, profile'ında main veya high yapman gerekiyor diyor. Hemen ben OBS'ime geliyorum ve buradan 6000 bitrate'i seçebiliyorum. Neden? Çünkü upload'um 7.64. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Eğer upload'unuz 6 ise veya 5 ise 6000 bitrate tabii ki de veremezsiniz. Ortalama şöyle hesaplayabilirsiniz. 7.64 upload'unuz 7640 bitrate'e tekabül ediyor. Bu yüzden benim bir 1500-2000 bitrate gibi bir boşluk bırakmam gerekiyor ki online bir oyun oynuyorsam, video izliyorsam, herhangi bir arka planda çalışan uygulamanın anlık olarak upload yapması gerektiğinden dolayı yayınım drop'a uğramaması için bir pay bırakmam gerekiyor. 7.64 upload'um olduğu için 6000 bitrate verebiliyorum ve arada 1400 bitrate'lik bir fark kalıyor. Bunu da bilgisayarım arka plandaki uygulamalar için, oyunlarım için vesaire upload'umu kullanıyor. Demin zaten bakmıştık. 6000 bitrate'imizi verdik. Anahtar kare aralığımızı 2 veriyoruz. CPU kullanım ön ayarımız very fast'te. Profilimi high'a alıyorum. Ayarlayı boş bırakıyorum. X264 boşlukla ayrılmışı da boş bırakıyorum. Boş bırakıyorum. Sonrasında uygula tamam dediğimde yayın ayarlarım olmuş vaziyette. Sıfır problemsiz. Sisteminiz el veriyorsa 1080p 60 fps yayını bu ayarlarda gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Şimdi bunun aynısını bir de Nvidia ekran kartı için yapalım. Ben geldim. Yine yayın ayarları bölümüne geldim. Buradan kodlayıcımı Nvidia NVMe H264 New olarak seçtim. Nvidia ayarları için de Nvidia'nın kendi official sitesinde bizlere anlatmış olduğu bir yöntem var. Bunu uygulayacağız. Yine bu sitenin linkini de açıklamalar kısmında sizlere ekliyorum. Bu sitenin hemen altında Streaming Settings bölümü mevcut. Burada encoder'da gördüğünüz gibi Nvidia NVMe H264'ü seçmişiz. Sonrasında Rate Control CBR 6000 ve 0 diyor. Yani burayı CBR yapıyoruz. Bitrate'imizi 6000 yapıyoruz. Anahtar kare aralığımızı 0 olarak bırakıyoruz. Sonra tekrar geldiğimde buraya Quality ve High'ı seçiyoruz. Yani kalite ve High'ı seçiyoruz. Sonrasında gördüğünüz gibi Look Ahead bölümü var. Orayı ve Pisco Visual Tuning'i tikliyoruz. Yani şu ikisini tikli bırakıyoruz. GPU bölümümüz 0. Max B frame'imizi de 4 olarak ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi Nvidia ekran kartıyla yapacağımız OBS ayarlarımız da hazır bir vaziyette. Aslında demin de sizlere söylediğim gibi yayın yapmanız için aslında çok böyle ince ayarlar yapmanıza gerek yok. Sisteminiz ve internet altyapınızın el verdiği sürece yayın yapmanız hiç de zor olmuyor. Bununla birlikte benim sistem özelliklerimi açıklama kısmında bırakıyorum sizlere. Sizin daha düşük sistem özellikleriniz varsa eğer aynı ayarları açıklamalar kısmında bıraktığım linklerden ulaşarak 720p'de nasıl ayarlar yapmanız gerektiğini de takip edebilirsiniz. O şekilde uygulayabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.